Peki teşekkürler değerlendirmeniz için. Şimdi devam edelim efendim. Yani aslında e, HDP boyutunu konuştuk. E, buradan gelen açıklamalar ne ifade ediyor olabilir diye e, değerlendirmemizi yaptık. Şimdi Melik Bey sizinle devam edelim. Şimdi aslında hani o e, altılı masada işte aday kim olacak, işte neden karar verilemiyor, ne zaman açıklanacak gibi pek çok boyutunu konuşuyoruz ya. İşte neden bu boyutunu konuşuyoruz. Masanın adayının altı patronu mu olacak? Vallahi şöyle ben Fulya Hanım, O masadan gelen o açıklamaları ben hakikaten böyle deli gömleği. Yani öyle bir şey olamaz. Yani şeyin söylediği, Temel Karamollaoğlu'nun söylediği işte bir işte danışma kurulu. İşte her şey de bizden izin alacak. Sayın Davutoğlu'nun tarif ettiği böyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nde döneminde politbüro vardı böyle. Politbüro üyeleri gibi altı kişi olacak falan. Ya Bu kere akli değil, siyaset bilimine uymuyor, hukuki hiç değil. Yani mevcut sistemde mesela bir atama olurken de herhangi bir konuda ada olacak kişi... Hangi hukuki düzlem üzerinden sayın Davutoğlu'ndan izin isteyecek ya da imza isteyecek? Böyle bir, böyle bir hukuk olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Mesela neye istinaden bu olacak? İkincisi bakın burada hile var. Yani hile şu. Şimdi diyeceğiz ki bizim çatı adayımız işte sayın Asım. Şimdi Masum şunu Türkler. söyler misiniz? E, yani 6 altı, patron altı patron olsa ne olur sayın İtalar? Yani e, fikirler, altı... e, görüş birliğiyle işte arada aralarında müzakere ederek önemli kararlar alınamaz mesela hangi açıdan eleştiriyorsunuz neden altı patron olamaz diyorsunuz ya hayır şöyle mesela şunu deseler ya biz işte böyle bir e, ortak akıl bir mekanizma üzerinden eyvallah ama o adayı biz yönlendireceğiz bize rağmen hiçbir şey yapamaz. Sayın Davuto'nun dediği gibi eğer bizim sözümüzü dinlemezse kriz çıkar meclis desteğini kaybeder, kaos olur, seçim olur derse Sayın Karamollaoğlu bütün atamalarda ve bütün önemli konularda bizden mutlak surette izin alacak derse o zaman biz Cumhurbaşkanı niye seçiyoruz ben anlamadım ki. Yani e, hani bu hani halka böyle hile yapmak değil midir? Ya ben şimdi Masum Türker bizim çata da Cumhurbaşkanı olacak. E halkım sizi yönetecek. Şimdi seçmen e, nasıl bakıyor diye i̇şte birazdan Murat Bey e soracağım zaten bu Tabii canım, yani ben, Bence işte siz Fulya'nın, e, Ferhat Bey, Doğan Bey, biz Masum Bey'i biz yöneteceğiz, öyle mi? Yani biz halka diyeceğiz ki Çataday'ımız bu, ama, seçin. Ama Ferhat Sonra... Bey'le Doğan Bey bana oy vermez zaten, merak etme <laughs> Yani böyle bir mantık olabilir mi? Bir, ikincisi mesela... Melik e, Bey de vermez. Bu, bu şey de değil, hani böyle... Ha, <laughs> imza veririm ama oy vermem. Sonra oyunu boyu... <laughs> Börsün diye oy verir, imza veririm ama. Aday olursanız destekleriz <laughs> adaylığınızı. Şimdi, Bey. neden? Altın Masay'ın adayı de olur. etmiş oldu. Evet, evet Dua Bey öyle. Ama şöyle şimdi mesela burada şöyle bir şey olabilir mi Fulya Hanım? Şimdi düşünün yüzde %50 artı birle bu kişi seçilecek. Son 20 yılda 15 seçim kazanmış Erdoğan'ı yenecek ama. Bakın buraya dikkat buyurunuz. Son 20 Ama yıldır, son 15 e, yıldır kazanmış, 10 yılda da oy kaybetmiş yenecek. bir Sayın Erdoğan var. Onu da nasıl kaybetmiş lazım. ya? 50 seçim kanunu 2.5 bin. Bakın son 10 yıldır Oyuna seçim kanunları değiştirilmiş. kazanmış e, ve aynı zamanda eee ittifaklarla büyümeye çalışan bir Tamam da 2015'te 51 küsur almış. 2000 şimdi, 2018'de 52,5 almış. 2015'te kaç aldı? 2018'de kaç aldı? Sistem bak söylüyorum ben size. Hatta 2018'i söyleyeyim. Her Bakın başta resmi rakam, rakam söyleyeyim mi? Tam resmi rakam söyleyeyim ben size. MHP'yi neden saymıyorsunuz? Yok mu saymıyorsunuz? Ben MHP'den bak AKP Erdoğan'dan bahsediyoruz. Dediniz Hayır, ki Recep Tayyip Erdoğan oyu var. Bakın Büyük, büyük Partisi'nin MHP'yi toplamanız lazım. Ya partiler Parti, üzerinde mi konuşuyoruz? 2015'te 2015 65 sistem. civarında bir oy. Hayır ne siz 14 Mayıs'ta yapacağımız Eli. seçim nasıl Başkanlık bir seçim? Başkanlık sistemine karşı çıktığından dolayı eridi. 2015'te 51,5 aldı. 2018'de 52,59 tamam. aldı. Tamam azalan bir oy var. Bu yapının üç, artan bir oy siyasi var. Partinin Totaline 2015'te ama kaç aldı? 2018'de kaç aldı? baktığınızda 2019'da Milletçi kaç aldı. Ali'nin önceki pozisyonu, sonra şimdi, İyi Parti'nin içinden çıkması 50 ile tane denklem var. Lazım. Bence siz elmayla totale, elma ile. Elma totale, piyasayın. totale bakmak Hayır. gerekiyor. Buyurun Sayın Yiğit. Raşbey ama düşmüş, artmış ama düşmüş, artmış ama sonuç itibariyle seçim sistemini bilmiyorum. değiştirmiştir. Bileyi Başarı dememiş. elde etmek için Hayır. seçim kanunlarını de, değiştirmiştir başarı için değil bence sistemi pratize etmek adına ya olur yani şey, 2018'deki seçimle şu anki seçim yöntemi neden farklı ya şu yani. an parlamenter sistem olsa AK Parti ne, çok daha rahat seçilir başkanım. ya <laughs> adalet neden kaldırılıyor hayır, şey 2018'de baraj sorunu hayır, yoktu ittifaklarla me Murat meclise girebiliyordunuz ama şu an Eşit şartlarda hayır şu an eşit eşit şartlarda seçime giriyorlar ya o İklim. şartlar kendi içinde geçerli olur mu canım cumhurbaşkanı seçiminde ne oldu yani? Yarışmadım baraj var. Burada maksat sistemin Artık daha hızlı yani de Melih Bey, için, için Artık oyler oylar dediğimiz o oylar kalktı. Hesaba katılamayacak. Yani ziyan olacak. Oy. Ziyan ya, o ya ziyan o Ben dağılımında ay, o milletvekili dağılımında önemli. Asıl Ama asıl hani, o zaman ziyan oldu ya. Oradaki temsil adaleti de değil. Temsiliyetteki adalet... Peki Sayın İlker, e, ben soruma şunu, şunu da ilave etmek istiyorum. 6 eşit yetkili lider evet. yönetimde istikrar mı getirir yoksa kaos mu olur? o kaos planı 3. <laughs> kaos planı 3. Kaos planı 1, altın masanın kurulması. Kaos planı 2, adaya karar verememek. Kaos planı 3, 6 kişiyle yönetmek. Yani film gibi düşünün. Kaos planı 1, kaos planı 2, kaos planı 3... Üçüncü aşamaya geçtik. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Demokrasi için eğer öyle bir şey olursa, seçilirse ve bu tarif ettikleri mantık üzerinden yönetilirse var ya. Demokrasinin ruhunu El-Fatiha. Yani İsrafil Melek demokrasi için artık sura üfler. Yani demokrasinin kıyametin koptuğu andır. Böyle bir şey olabilir mi? %50.5 50, ile, 50, 51 ile, neyse 50 artı 1 Erdoğan'ı yenecek. Son 20 yıldır 15 seçim kazanmış. Birini yenecek. Şimdi o adam aynı zamanda yer çekimini de yenecek. Yani sabah kalktığında müşri değişecek. Aramızdaki yani fark ne yer biliyor yer çekimini de yenmiş olacak. Aramızdaki fark ne Sonra gelecek 70.432 bin oy almış. Birinden talimat alacak. Mantığınızı alıyor musun? Ama bak işi? aramızdaki fark ne biliyor Vallahi musun? Vallahi çok açık bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Mesela ben o çatı aday olsam. Diyelim ki kazandım. Değil altılı masraf. Feriştahani dinlemem. 50 artı 1 almışım. Siz kimsiniz ya? Erdoğan'ı yenmişim. Hani geleceğim Aha. 70 bin oy almış, Alacağını 80 bin yani. oy almış, 31 bin oy almış. Adamlar beni kumanda edecek. Ne münasebet. Şu an Bana hepsi ya. eşit Melih Bey. Seçim sonrasında etkisi kadar, kadar etki yapacak aldığı oy oranları kadar etki yapacak. Nasıl ölçecekler mesela? Şu anda DEVA şimdi gelecek. Murat de Cumhuriyet Halk Partisi Sayın açıklaması var. Tam nasıl Ama an, imza yetkisi deniyor ya o yani noktada seçim. nasıl olacak sayın Kılıçdaroğlu? Dinleyeceğim farklı. sayın yeter müsaadenizle. Böyle, bir Hem e, karşılıklı gitsin. Getirsin, e, şimdi oradaki sayın Kılıçdaroğlu diyor ki biz seçime kadar masada eşitiz diyor. Kimin kaç oy oranı aldığının önemi yok diyor. Ne diyor. Ve seçim sonrasında Ülkeyi yönetmede kişilerin aldığı milletvekili oranıyla yasama, yargı ve yürütme sistemindeki ülkeyi yönetme modelinde etkisi olacaktır tamam, diyor. Çok bahsedilen kriz farklı. şimdi ee, Kılıçdaroğlu'na soruyor Sayın devamı. Uğur Dündar diyor ki böyle bir durumda ne olur kriz çıkar diyor. Ama oradaki bahsedilen temelde daha öncesinde mutabakat yaptıkları o e, taslaktan ayrı düşünüyorsa, karşı çıkılıyorsa... Kriz olur diyor. Yani ifade şekli yanlıştı. Şunu söylüyor. Biz DEVA'nın, Geleceğin, Demokrat Partisi'nin, Saadet Partisi'nin kaç milletvekili çıkardığını kendi öz oylarıyla nasıl tespit edeceksiniz? Bu şöyle yapılacak. Hürriyet Halk e, Partisi bir, listelerinden girecek. E, birkaç simülasyon hesaplanıyor. Ve Belki parti iki parti olarak girecekler. Örneğin İyi Parti ve CHP böyle olarak bir tespit, girecekler. Yok ya, Ülkenin e, tamamında belki belli bölgelerde e, örneğin 60 ilde Şimdi, farklı bir siyasi partiyle girecek veya 30'unda farklı girecek. Bunun modelleri tartışılıyor. Somut yok. bir tespit mümkün Şimdi, olamaz burada. Böyle burada e, hesaplanacak. İşte atıyorum 3. sırada olacak veya 9. sırada olacak meclise girecek. Meclise girdiğinde örneğin tamam. Karşı'nın deva mesela diyelim ki oraya İstanbul Sözleşmesi'ni Geçirmek istiyor muhalefet. 6 tanesinden 5'i geçirmek istiyor. Bir tanesi geçirmek istemiyor. Ne yapacaklar? Hazırladıkları taslakta bunu mecliste çözeceklerini söylüyor. Yani meclisteki demokratik oylamayla e, revize edilerek belki de geçecek. Yani Peki Sayın Davutoğlu değil. da mı aynen bunu söylüyor? Evet bunu söylüyor. Eşit imza yetkisiyle Davutoğlu, bunu Davutoğlu mu söylüyor? Kaos yani ifade ya, ettikleri mecliste, mecliste, mecliste çözülecek diyor. Yani atıfta bulundukları aslında demokratik yöntemin mecliste karar verileceği ya, söylüyor. Ya millete havuz Ama problemi mi çözülecek? Karar Şöyle aldıkları dedi. şu İstanbul an taslak var. Mesela istemeyen... bakın 30 ayın 30'unda bir taslak, bir taslak daha sunacaklar. Nedir bu? Eğitimi, sanayide... Üretimde, tarımda nasıl bir modelle ülkeyi yönetmek istediklerini anlatacaklar. Eğer ki buna sen mutabakat yapmışsın sonra karşı çıkarsan tabii bir kriz olur. Bunu söylüyor Kılıçdaroğlu ama bahsedildiği He. gibi 2200 ha. yıldır, Bakın. şunu ekleyin Melik Bey. Türk toplumu 2200 yıllık bir ülkeyi yönetme, devleti yönetme geleninden gelen bir ülkeyiz. Tabii ki lider bir kişi olur. Çoklu görev verilmez. Burada da zaten anayasaya aykırı çıkar. Buradaki hey, bahsedilen aslında bu diyalogdan imzalar. yana, bakın Türkiye'de son 10 yılda biraz daha küresel dünyadan uzaklaşmış, daha demokratik yöntemlerden biraz daha kaçınmış, Bunu daha ferdi davranıldığı ya? söyleniyor. O yüzden bu modelde... De, ya. Somut bir örnek demokratik, verir misiniz Murat demokratik, evet. nasıl Somut örnekler verir misiniz? Mesela papazın verilmesi diyelim ya da ile yani ne alakası var? Sözleşmesinin iptal edilmesi yargı yok soyuluyor. Niye iptal edildi? Yani o konuya Birincisi, Aile bir kavramı, O kadar ki, başka başlıklar e, girersek e, e tamam. Benim, e, e, benim bu ifade bu, etmek istediğim bu yapı demokratik olarak istişare kültürünü demokrasi yeniden inşa etme, kazanmaya çalışacaktır. Bürokrasiyi getirecekler aslında. Yani MİT başkanı nasıl atacaklar istişare bana söyler misiniz? başkanı çok kritik bir görev. 6 tane lider oy oranınca da söyledim. nasıl tespit edileceği Bakın belli değil de nasıl TikTok atacaklar ya? 2200 HDP'de de %11 oyu var bu 2200 arada. 2200 yıldır devlet yönetme geleninden gelen bir ülkeyiz. Tamam. Sayın Kılıçdaroğlu da Yazı devlet yönetme, yönetme yani. geleneğini bilen, devlette görev yapmış biri. Ben bu 6 ismin masadaki hepsini vatansever olarak görüyorum. Ve mutlaka da vatansever davranacaklar. Hiç merak etmeyin. Mit gibi önemli bir kurum. Bayraklara dokunacağız mutlaka... diye babacan mı vatansever davranacak? Yani oradaki belki iması farklıydı. Yani... İHA gibi devletin birçok Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en iyi şirketlerinden birinin Pamuklara bu şekilde eleştirilmesi doğru değil tabii ki. Belki orada ifade biçimi yanlış olabilir. Metni biraz okuduğumda aslında başka bir şey anlamda bulunuyor. Yani mali bilençi olarak dokunacağını ifade ediyor. İHA bu ülkenin en önemli marka değerlerinden biri. Şimdi Erdoğan bir yeşil ışık yaktı da orada... Baktı, tepki Peki geldik, yani ö özetle aldım. siz şunu Baba söylüyorsunuz e, eşit İstişare. imza yetkisi e, meclise çözülecek ve bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum ve dediniz. Ve şu ana mesela seçime kadar kendilerini eşit olarak görüyor. Peki. Kemal Bey bunu Uğur Dündar Bey'in programında çok detaylı ifade etti. Peki bahsedeyim. Melik Bey sizin sözünüz yarım kalmıştı. Devam edin lütfen. Yani e, ben çünkü ya, e, Murat ya Bey araya girdi. Şimdi Orayı biraz açmak istedim. Bir sorun olacağını düşünmüyorum be, dedi. Ben itiraf etti ki Cumhurbaşkanı kaybedecek. Yapma öyle ya. Be, e, yok yok. Biraz be. heyecanı kaybettirme yani. Korkma Melik Bey. Ya ben hani olma <laughs> yok yok korkmuyorum, korkmuyorum. Sakin ol. Olması halinde Kemal Bey'in toplantılarına da katılıyorsunuz halinde, Notlar aldığınızı gördüm fotoğraflarda İyi çalışıyorsunuz Tabii, Doğru gittim notlar da aldım Sorular da sordum Bakın ama, gördüğünüz gibi e muhalefet sizleri bu, davet ediyor hay hay Ama Cumhur İttifakı yok, Muhalif gazetecileri davet etti, etmiyor Etti, Hepsini etti Türkiye Yüzyılı e Programına Çağban Sevinç de gitti Hepsi gitti Özlem Gürses de gitti Tabii, Peki tabii. devam edin Sayın İlker. Tabii tabii öyle değil. Ya bu bu şey e, hani e, bu önerilen hani böyle bir heyet, altın kişilik komisyon, altı tane lider falan. Ya bu demokrasi adına gerçekten hani böyle bir deli gömleği. Bu olmaz. Öyle şey olmaz. Bakın ben bir örnekle kapatayım. Zamanın birinde bir ülkede bir e, üçlü koalisyon bir cumhurbaşkanı adayı seçecek. Bir X ülkesinde. Diyorlar ki ya böyle bir hani e, kavga etmeyelim. Dışarıdan birini bulalım. Ne bulalım? İşte bir tane 657 bulalım. Ne olur? Mesela bir Anayasa Mahkemesi Başkanı fena olmaz diyorlar. Ondan sonra meclisteki diğer partilerin de desteğini alıyorlar. Beş partinin ortak imzasıyla o kişi ilan ediliyor. Neyse Cumhurbaşkanı seçiliyor. Ne yapıyor biliyor musunuz Fulya Hanım? Onu seçen başbakana kitapçık fırlatıyor. Yani... Devlet memuru bu 650'di siyasi geçmişi bile yok. Yani Ama o dönemin şahitlerinden biri yanınızda soru. oturuyor. O süreç öyle olmadı. Bu şekilde Masum Bey bende de daha hayır, doğru olur. Kitapçık, kitapçık doğru da. Kitapçıkla ilgili olmadı. Hayır, o Bak, kitapçık, kitapçık işi doğru da. Kitapçıkla ilgili olmadı. Yok. Yani ben falan falan. anlamıyorum. Oradaki süreç şey. farklı. Şu anda iktidarda hükümet. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da aynı konuşmayı yaptı. Evet. Aslında doğru değil. Niye? Neden değil söyleyeyim. Kitapçık fırlatılmadan, kitapçık fırlatılmadan fırlat... evvel rahmetli Ecem fırlatılmadan evvel kitapçık fırlattı. Evvel... Hayır fırlatıldı ama fırlatmayla olmadı kriz. Yok, fırlatılmadan kriz evvel. O anlamda... hayır fırlatılmadan yok, şey evvel. demedim. Ama bakın. ben şey açıklaması var, ya. Bu da bizi dinliyorlarsa Sayın Cumhurbaşkanı'nın tanışmalarını da ben şimdi için örnek veriyorum. Daha kitapçık fırlatılmadan faiz %7500'e çıktı. Neden çıktı? Türkiye'de şimdi aynı dert var. Şu anda Türkiye bugünlerde Cumhurbaşkanımız da aynı sıkıntı yaşıyor. Dişer Türkiye'de İsrail'e iş verilmesini istiyor. İptal edilmiş ihale var. Tankları revizyonu ihalesi. Bu arada fiyat o kadar yüksek ki iptal ettiler. İptal edildikten sonra fişer ayrılacak süresi bitmeden ve bakın hani şey geldi ya Kemal Derviş o tankla ilgili yeni ihale sözleşmesi imzalanmadan bir sent Türkiye'ye gelmedi. Herkes konuşuyor ya. Ben şu anda kayıtlar ben, hayır, hükümetin elinde. Ben, baksınlar, bakın, baksınlar. Ben yönetimde zaafiyet ve fişere sordular bürokratlı. Sen bakanım, bakın. Ama şey e, sayın İtel, bakın, bakın, bakın. Bürük. Tamam, Sayın Yiğiter, siz devam edin. Sayın Bakan hatırlatması yaptı, hayır, anlattı. Bak siz lütfen devam hayır, edin hayır, Sayın Yiğiter. Hay hay, şunu hiç söylüyorum, bakın yönetimde bir zafiyet oluştuğunda Sayın Ecevit, meşhur o başbakanı, Merdiven'in orada o açıklamayı yaptıktan sonra Türkiye raydan çıktı. Ben şey demiyorum. Raydan Anladım. Bakın, Ama bak, bak. Sayın Sezer'in o hareketi, hareketi Türkiye'yi başka bir yere doğru götürdü. Türkiye'de her kim, ben neden şu anda hep söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı onun yanında olup kumpas kuranlar var. Ama aynı şey bu aynı, aynı söylüyor, şey bakın. Aynı şey aynı şey aynı şey Bu konuda şu andaki hükümete sesleniyorum. ben şu anda hükümete hükümete sesleniyorum. Ben niye bu örneği verdim. Bakın dekontların, yönetimde Zati yazar biliyorsunuz. Sayın Bakanım o, o başka. Ben şunu ne zaman? Bakmadım? Hayır ben şunu için söylüyorum. Reveziyor. Peki Bakın, yönetimde, Melik yönetimde Bek, e, söylemek istediğiniz Bek, noktaya gelir misiniz? Şunu için örnek verdim. Tabii tabii. Hızlıca yönetimde istikrar ve güçlü yönetimin ne kadar önemli olduğunu anlatmak açısından bu örneği verdim. Güçlü yönetim ve istikrarlı yönetim bir ülke o zaman ülkeyi da büyüten yönetim. budur. Bir ülkeyi büyüten budur. Bunların önerdiği şey Kavuş planı. Yani alt bir, 6, bir yani tane yazar yani. kasası bulunca, ya hayır altı tane, en büyük altı oyuncu, tane lider en büyük oyuncu medyaydı. Ya Birileri ben araştırsın, ben o yazar bakarım. kasayı atan kişiyi hangi televizyon buldu, hangi haber yaptı, ben, nasıl yaptı, sonra o kişi ne fark eder Adam, yani? Zümrüt'te yazar, yazar kasa atıldı ve devalüasyon oldu. Olur mu? Ama bugün de hayır bu ülkede de bu hayır Sayın Gezici bana. Özallık ve ee, aynı dönemin Hayır, e, yönetiminde bulundu biliyor bu ülke, diye ben de gerçekleri söylüyorum. De bu ülke... Ben eğer o tarihte bakan olsaydım, eğer ben bakan olsaydım o kriz olmazdı. Neden biliyor musun? Bu ülkede faiz para talep ediyor Merkez Bankası'ndan. bakın ben... Vermiyor. %7500'den Be... tamam, başka 3 banka Şimdi süren çok bugün az de. kaldı. O yüzden Pardon, Melik Bey bugün lütfen e, tamamlar ha, mısınız sözünüzü? Yani biliyorum. hatırlatma bugün yaptınız. Bu Sayın bu ülke, Bakan da o dönemle ilgili bilgi verdi. Hani Siz hesabına lütfen gelen tamamlayın. hemen bir, 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 bir şey yapın. Bir kere Sayın şu anda, bak, anda izin vermiyor bak, ki. Şu anda yapılan tahliller şöyle yanlış. Sen bakın, sanki ben Cumhurbaşkanı kaybetmiş gibi konuşuyorsunuz ya. Sen bakın, Cumhurbaşkanı için... haksızlık yapıyorsunuz Ya bugün de bak. Hem tarafınız hem muhalefet haksızlık bu, yapıyorsunuz bugün, Hayır, bugün de bu ülke birçok o anlamda Hangi saldırıya uğruyor mu? Uğruyor. Türkiye'yi bir altında. yönetim canına evet, okuyor. Evet. Evet. Ben %100 üzerinde şey oyu var dedim Bir Amerikan devlet ya Amerika Birleşik Devletler Başkanı düşünün tweet atıyor ya diyor ki Bizim diyor güçlü dolarımız sizin tellerinizi yenecek, ekonomik kriz yaşayacaksınız. Neden? Neden ne oldu? oldu? Neden Hiç oldu? Hiç şey bu ülkede. Oldu şu ne anda, oldu, anda. Şu, an, şu anda oldu. oldu. Şu anda, anda e, e, değildi. Değil, Melik Bey ben sorumu hatırlatmak istiyorum size. Neden ama Melik Bey bu yönetenler Melik Bey sorumu e, hatırlatmak istiyorum size. Onunla ilgili lütfen görüşünüzü tamamlayınız. İstediğin kadarıyla. Eee Sayın Bu Bakanım. eşit imza yetkisiyle ile evet, alakalı son bir iki cümleniz vardı. Onu alayım diğer konuklarıma geçeceğim. Süre az kaldı çünkü. Bak söyle, çok hızlıca söyleyeyim. Diğer konularda konuklarda konuklara da haksızlık etmeyin. Akli değil, ilmi değil, hukuki değil, vicdani değil ve halka karşı hiledir. Hile. Hile. Hile ya. Melik Yiğitel'i seçin. Size Cumhurbaşkanı olacak. E ama Ülkeyi Murat Gezici ile Masum Türker yönetecek. Hile değil mi bu ya? Oy ben alacağım siz yöneteceksiniz. Demokrasi değil hile. Anayasaya doğru tünel kazınılıyor. Tünel kazıyorlar. Tünel, tünel. Tünel. Kaçmak için tünel. Ya yani anayasayı deliyorlar. Ya tünel ama ya. Ö böyle önerdikleri şey e, model Yazık değil, demokratik yani bir yöntem ediliyor, yani. yani yasama yargı ve yürütme sistemini ya ne inşa edecek birer balatalarını kıracağı böyle ya, bir şey ya. isteseler haylaşar kendi kafalarına ya. göre yönetmek ister başkanlık sistemiyle ile devam ben, etmek ister ben eğer be, tamam ben beni yönetmeye me, eğer izin veriyorsam karar veriyorsam ben Davutoğlu niye 0,50? Gültekin Uysal niye 0,25? Ama şunu Ali baba, diyor. 2 yıl içerisinde ben oy verirdim zaten. 2 e, yıl içerisinde ben onlara oy verirdim. Kanun düzenlemeleri ben diyorum, yapmaları gerekiyor. Bu eleştiri haksız mı sayın? Ama Melih Bey olayı farklı ama boyutta ben, bakıyor. Ben beni benim ifade etmek istediğim şu. Yani, bu yapı, bu i, e, var ya, yani bu ben bu yapı yani iktidara gelecek olan bu muhalefetin söylemi şu. 2 yıl içerisinde yasalarla, kararnamelerle yaslama yargı ve yürütme sistemini inşa ederek fren balata sistemini kuracaklar. Yani eğer diyor buna karşı çıkarsa tamam. diyor aramızdan biri kriz çıkar diyor. Yani buna diyor hem fikir olması gerekir tamam. diyor. Burada Siz, bir kriz yok aslında. Çoğunu çoğunu pa parlamenter sistemde diyelim ki parlamenter geçiş için sadece referandum aralığı için 5'te 3 çoğunluk gerekiyor imkan yok bulmaya. Hiçbir projeksiyon Belki göstermiyor. Belki mecliste Sayın beşil Erdoğan da isteyecek muhalefete düşünce. Ya 5 yıl... Sayın Be, Akşener'in ama beşi var. Dedi beşil, ki belki dedi, ama anladım. düşünce istemedi, onlar da isteyecek dedi. Gel, tamam diyelim ki istemedi. Belki ara fo i̇stemedi. formül beşil olabilir, yarı başkanlık kap, sistemine kapkaç dönülebilir. Mantığıyla. Hayır. Peki, ya beşil e, Sayın İhtel toparlarsanız. yönetilir ya bu kapkaç? Bu kapkaç yani. Kaptık kaçıyoruz. Nereye kaçıyorsunuz ya? Bu millet size kapıp kaçın diye yetki vermiyor ki. Peki, teşekkür Doğru. ediyorum Yük Yönetim diye yetki veriyor. Yani ben eğer Sayın Gültekin Uysal'ın beni yönetmesini istiyorsam ben oy verirdim. Yani 70.400 oy olmazdı. 70.400 benim doğduğum kasabada bile daha yüksek oy var. Peki, 70, 400, teşekkürler. 70.400 40, oy mu ya?